Bir insanı unutabilirsin. Bir insanın sana neler yaptığını da unutabilirsin. Ama o insanın sana ne hissettirdiğini asla unutamazsın. Vicdan dediğimiz şey, içimizde alevlenen belli bir arzunun dış dünya tarafından reddedildiğinin iç dünyamız tarafından algılanmasıdır. Güzelliğin bariz bir kullanım alanı yoktur. Keza güzelliğe yönelik kültürel bir ihtiyaç da yoktur. Ancak insanoğlu güzellik olmadan yapamaz. Bir insan bir yere bakıyorsa, orada ilgilendiği bir şey vardır. Bir insan bir yere hiç bakmıyorsa, orada ilgilendiği bir şey kesinlikle vardır. Çocuklar feci halde bencildir. İhtiyaçlarını son derece yoğun bir şekilde hissederler. Ve ne pahasına olursa olsun, ihtiyaçlarının doyurulmasını isterler. Güçsüz olduğumuz noktayı kabullenerek kendimizi güçlü kılabiliriz. Buna benzer Nietzsche'nin "Çelişkilerimiz umutlarımızdır" sözü de hayatın bir gerçeğidir. Psikanaliz, kişinin hastalıklarını iyileştirmek için yola çıkmaz. Psikanaliz, hastanın o veya bu şekilde karar vermesi için hastanın egosuna özgürlük alanı açar. Ruhunun derinliklerine in ve ilk önce kendini tanımayı öğren. Bunu yaptıktan sonra bu hastalığa neden yakalandığını anlayacak ve belki de bir daha hastalanmayacaksın. Köpekler arkadaşlarını sever, düşmanlarını ısırırlar. İnsanlar ise tamamen farklıdır. Saf ve karşılıksız sevgiyi beceremezler. Kişisel ilişkilerinde ise sevgi ve nefreti karıştırıp dururlar. Tarih, insanların daha evvel yapılmış hataları tekrar etmesinden ibarettir. Düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği manasına gelmiyor ne yazık ki. Hoşa gitmeyen bir fikrin olmadığını düşünmek insanın doğasında var. Eğer bir fikir bir insanın hoşuna gitmiyorsa o zaman o kişinin o fikir aleyhinde argümanlar bulması hiç de zor olmayacaktır. Ana babaların aralarındaki kavgalar, mutsuz bir evlilik, sonuç olarak çocuklarında cinsel gelişme bozukluklarına ya da nevrozlara yatkınlıklar doğurur. Kitleler asla gerçeğin peşinde koşmamıştır. Yanılsamalar isterler ve yanılsamasız yapamazlar. Gerçek olmayanları gerçeklerin üstünde tutarlar. Gerçeklerden çok gerçek olmayanların etkisinde kalırlar. Bu ikisi arasında ayrım yapmama eğilimi oldukça yüksektir. Acıya karşı en korunmasız olduğumuz zaman sevdiğimiz zamandır. En çaresiz olduğumuz zaman ise sevdiğimiz nesneyi ya da onun sevgisini yitirdiğimiz zamandır. Sözcükler öğretmenden öğrenciye bilgi aktarırlar. Sözcükler konuşmacıya düşüncelerini ve kararlarını ifade etmek ve dinleyici kitlesi elde etme imkanı sunar. Sözcükler en kuvvetli duyguları harekete geçirme gücüne sahiptir. Mutluluğu bulmak için kişinin sadece anda yaşaması gerekir. Sadece an için yaşamaya ihtiyaç duyar. Ama eğer anlam istiyorsa hayallerinin, sırlarının, hayatının anlamı kişi ne kadar karanlık olursa olsun, geçmişte ne kadar belirsiz olursa olsun gelecek için yaşamalıdır. Böylece doğa mutluluk ve anlamı bizim için karıştırır ve bizden aralarında bir seçim yapmamızı bekler. Hiç şüphesiz kader seni hastalığından kurtarmayı benden daha kolay yapacaktır. Ama senin histerik acılarını ikimizin ortak bir umutsuzluğuna dönüştürebilirsem bu işten kazançlı çıktığına da kendini inandırabileceksin. Hayır, bizim bilimimiz yanılsama değildir. Ama bilimin bize veremediğini başka bir yerden alabileceğimizi sanırsak yanılsamanın ta kendisi olacaktır.
İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler. Çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar. Dinler kendilerini sevgi ve merhamet dini olarak tanımlasalar dahi onlara inanmayan insanlara karşı sert ve acımasızdırlar. Evet, bilim ağır ağır, güçlükle el yordamı ile ilerliyor. Bu yadsınamaz. Buna bir şey yapamıyoruz. Karşıtlarımız olan efendilerin bundan hoşnut görünmelerinde şaşılacak ne vardır? Her insanda iki eğilim vardır. Biri kişisel mutluluk, diğeri de insanlara uyum sağlama isteğidir. Bu iki eğilim mutlaka birbiriyle mücadele etmeli.